Delta Airlines kazançlarının beklentileri karşılayamaması ve şirketin 3. çeyrek için beklenenden daha zayıf bir öngörü yayınlamasının ardından geçtiğimiz hafta Perşembe günü yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Delta'nın 2,36 dolarlık hisse başı kazancı analistler tarafından belirlenen 2,37 dolarlık hedefin altında kaldı. Düzeltilmiş 15,41 milyar dolarlık işletme geliri de beklentilerin altında kaldı. Ancak asıl odak noktası beklentilerin altında kalan çeyrek görünümüydü. Havayolu taşıyıcısı mevcut çeyrek için kazançların hisse başı 1,70 ila 2 dolar aralığında olması beklerken analistlerin tahmin ettiği 2,04 dolarlık konsensüs rakamının oldukça altında kaldı. CEO Delta'nın tüm yıl öngörülerine güvenmeye devam ettiğini söyledi. Delta'nın Haziran çeyreğindeki karı yüksek yakıt maliyetleri ve koltuk fazlalığının havacılık firmaları için türbülans dönemine katkıda bulunmasıyla bir yıl öncesine kıyasla %29 düştü. CEO ABD pazarında dengeyi sağlamak amacıyla havayolu endüstrisinin önümüzdeki birkaç ay içinde arz kısmasını bekliyor. Ek olarak sektörün şimdiden kapasiteyi aşağı çekerek oldukça önemli düzeltici adımlar attığını görüyoruz dedi. Ağustos sonuna kadar bu durumun dengeye kavuşmasını bekliyoruz diye ekledi. UnitedHealth sağlık sigortası devinin beklenenden iyi gelen kazançlarının yatırımcıların Şubat ayında iştiraklerinden birine yapılan siber saldırının maliyetleri artıracağı yönündeki endişelerini hafifletmesinin ardından hisse senedi Salı günü yükselişe geçti. UnitedHealth'in hisse başına 6,80 dolarlık kârı analistlerin 6,66 dolarlık tahmininden daha iyi performans gösterdi. 98,9 milyar dolarlık gelir ise Wall Street'in hedefini az farkla aştı. Ancak önemli olan nokta firmanın Şubat ayında teknoloji birimi Change Healthcare'a yapılan siber saldırının kalıcı etkisini de kabul etmiş olması. UnitedHealth ödeme sistemini sekteye uğratan ve bazı ortaklarını 9 milyar dolar değerinde kredi sağlamak zorunda bırakan bu saldırının daha önce hisse başına 1,15 ila 1,35 dolar arasında bir etki öngördüğü, bu yılki kazancını hisse başına 1,90 ila 2,05 dolar arasında azaltacağını tahmin ediyor. Şirketin bir sigortacının tıbbi talepler için harcadığı prim dolarlarının yüzdesini hesaplayan tıbbi kayıp oranında 30 Haziran'da sona eren çeyrek için yaklaşık 2 puan artarak %85,1'e yükseldi. Bank of America Salı günü tüketiciler için yüksek faiz oranlarının karlılık üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ikinci çeyrek karının bir yıl öncesine göre %6,8 düştüğünü bildirdi. Ancak hisse senedi genel kazanç analistlerin tahminlerini aşmasıyla %4'ten fazla artış gösterdi. Banka ikinci çeyrek net gelirini bir yıl önceki 7,4 milyar dolardan 6,9 milyar dolara düşürdü ve analistlerin 6,4 milyar dolarlık tahminlerini aştı. Bu hisse başına 83 sent kazanç anlamına geliyordu. Analistler 80 sent olarak tahmin etmişti. BOFA 25,4 milyar dolar gelir elde ederken analistlerin beklentisi 25,2 milyar dolar oldu. ABD'nin en büyük ikinci kredi kuruluşu olan Bank of America 13,7 milyar dolar net faiz geliri bildirdi. Analistlerin tahmini ise 13,8 milyar dolardı. Banka net faiz gelirinin 4. çeyrekte 14,5 milyar dolara yükselmesini beklediğini belirterek bu ölçütün bu yılın ilerleyen dönemlerinde yükseleceğine dair yeni bir rehberlik arayan yatırımcıları rahatlattı. Bank of America yöneticileri bu yılın başlarında ikinci çeyreğin net faiz geliri için düşük bir nokta olmasını ve 2024'ün ikinci yarısında tekrar yükselişe geçmesini beklediklerini söylemişti. Bankanın Salı günü yaptığı açıklamaya göre ikinci çeyrekte net faiz geliri yüksek mevduat maliyetlerinin yüksek getirileri ve mütevazı kredi büyümesini fazlasıyla dengelemesi nedeniyle düştü. Net faiz geliri banka ve rakipleri için önemli bir gelir kaynağıdır. Bankaların krediler gibi faiz getiren varlıklardan elde ettikleriyle mevduat sertifikaları gibi ürünlerden müşterilerine ödedikleri arasındaki farkı temsil eder. Net faiz geliri bir bankanın krediler gibi faiz getiren varlıklardan kazandıklarıyla mevduat sertifikaları, tasarruf hesapları ve diğer faiz getiren ürünlerden müşterilere ödedikleri arasında farkı yansıtır. Yatırımcılar genellikle bu ölçüme odaklanır çünkü gelirin önemli bir kısmını oluşturur ve bankanın faaliyetlerinin çoğunu temsil eder. Faiz oranları her iki yönde de değişebilir. Yıllar boyunca yüksek borçlanma maliyetleri net faiz marjını artırdığı için genellikle büyük bankaları destekledi. Ancak Federal Rezerv faiz oranlarını artırdıkça ve tüketiciler daha uzun süre daha yüksek bir dönem beklemeye başladıkça bankalar mevduat sahiplerine daha fazla ödeme yapmaya baskısı altında kaldılar. Bu çeyrekte rakipleri gibi Bank of America'da yatırım bankasındaki işlerden elde ettiği ücretlerde bir sıçrama olduğunu bildirdi. 1,6 milyar dolar bir yıl öncesine göre %29 artış ve analistlerin tahmininden daha yüksek olarak açıklandı. Bilanço açıklamasında bulunan diğer ABD bankalarına baktığımızda Goldman Sachs ikinci çeyrek kazançlarının Wall Street'in beklentilerini aşmasının ardından
%1,8 yükseldi. Goldman ikinci çeyrekte hisse başına 8,62 dolar kazanarak 8,35 dolar olan tahminleri aştı. Bu dönemde yatırım bankacılığı ücretleri %21 arttı. Şirket 3 aylık temettüsünü hisse başına 2,75 dolardan 3 dolara yükseltti. Citigroup ikinci çeyrekte hisse başına 1,52 dolar kar açıklayarak Wall Street'in 1,39 dolar olan tahminlerini aştı. Hisse senedi %1,7 değer kaybetti. İkinci çeyrekte 13,49 milyar dolar olan net faiz geliri bir önceki yıla göre %3 düştü. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.